Kriz, buhran, bunalım. Pazarların tıkanması, ekonominin durması, kapanan ve iflas eden iş yerleri, işçilerin işten atılması, artan hayat pahalılığı ve yoksulluk. Tüm bunlara neden olan kapitalist kâr düzenidir. Kalbin pompaladığı kanı taşıyan damarların tıkanması, bir insanda ölümcül bir krizle sonuçlanır. Bir sistemin ya da mekanizmanın gerektiği gibi çalışmaması, yıkıma yol açar. Kapitalist ekonominin yapısı da kriz üretiyor, yıkıma neden oluyor. Şaşırtıcı gelebilir ama ekonomik krizin nedeni aşırı üretimdir. Ekonomik kriz, kapitalist sömürü sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Son 200 yıllık döneme baktığımızda, kâra dayalı kapitalist ekonominin dönem dönem krize girdiğini görürüz. Kapitalist düzende üretimin temel amacı insanların refahı ve mutluluğu değildir. Asıl amaç kâr elde etmek ve sermayeyi büyütmektir. Bu yüzden insanların alım gücünün sınırları ve pazarın kapasitesi hesaba katılmaz. Her kapitalist daha fazla yatırım yapmak, daha fazla üretmek, işçileri daha fazla sömürmek ve daha fazla kâr elde etmek ister. Kapitalist ekonominin bu anarşik, hesapsız ve plansız yapısı krizleri kaçınılmaz hale getiriyor. İnsanların satın alamayacağı kadar fazla üretim yapılması, aşırı şekilde şişen kredi ve borçlar zincirleme bir çöküşe neden oluyor. 1929'da tüm dünyayı sarsan ekonomik çöküş bu açıdan çok öğreticidir. Çöküş, ekonomik büyümenin zirve yaptığı bir anda olmuştu. Sonuç tam bir felaketti. Ama kapitalist sistem sonraki yıllarda da yeni krizler üretmeye devam etti. Nitekim 2008'de küresel ölçekte çok daha büyük bir kriz patlak verdi. Türkiye'deki krizin nedeni de kapitalist düzenin kâra dayalı mantığıdır. Geçen yıllar içinde Türkiye'li patronlar daha fazla yatırım yapmak ve kâr elde etmek için dışarıdaki bankalardan büyük krediler aldılar. AKP hükümeti önüne arkasına bakmadan bu kredilere devlet güvencesi verdi, kefil oldu. ABD ve Avrupa ülkelerinden alınan borçlarla inşaat şirketleri haddinden fazla konut ve gökdelen yaptılar. Hükümet, köprü ve havaalanı gibi büyük inşaat projelerini bu kredilerle finanse etti. Türkiye'deki bankalar, dışarıdaki bankalardan düşük faizle aldıkları kredileri içeride herkese rahatça dağıttılar. Böylece ev, araba ve ihtiyaç kredisi alanların sayısı hızla arttı. AKP hükümeti ekonominin büyüdüğünü, Türkiye'nin güçlendiğini ve herkesin bizi kıskandığını söylüyordu. Güya Türkiye şaha kalkmıştı ve Osmanlı geri dönüyordu. Oysa güçlü Türkiye'de tek büyüyen, kârını arttıran sermaye sınıfı oldu. İşçi sınıfının payına ise düşük ücret, ağır çalışma koşulları, fazla mesailer, iş kazaları ve iş cinayetleri düştü.
Bu arada dışarıdaki bankalardan alınan krediler katlandı ve Türkiye'nin dış borcu 460 milyar doları aştı. Yani sermaye sınıfının kar hırsı, dış borcun şişmesine ve çevrilemez bir noktaya gelmesine neden oldu. Kriz çanları çalmaya başladı. Kriz ne zamandır geliyorum diyordu. 2019 seçimlerinin 24 Haziran'a alınmasının nedeni de buydu. Seçime gidiyoruz. Baskın bir seçim sevgili izleyenler. Tek adam rejiminin varlığı ve politikaları krizi daha da azdırıp besledi. Yabancı sermayenin kaçışı hızlandı. Bankalar ve şirketler dış borçlarını ödemekte zorlanırken dolar karşısında lira sürekli olarak değer kaybetti. Türkiye'nin ABD ile gerilimli siyaseti, kırılgan ekonomik yapı nedeniyle doların sıçramalı yükselişine, krizin gözle görülür ve hissedilir hale gelmesine neden oldu. Ancak siyasi iktidar acı ilacı emekçilere içirmek için tam bir körleştirme operasyonu yürütüyor. Ekonomik kriz yok, ülkemize karşı ekonomik savaş açıldı diyor. Emekçilerin milli duyguları kabartılmak ve yaratılan duygusal iklim eşliğinde gerçeklerin üzeri örtülmek isteniyor. Bu arada ise krizin faturası işçi sınıfına kesiliyor. İnsanların alım gücü tamamen azaldı. İyiyim diyene rastlarsan aferin. İllallah diyorum. Türkiye diyoruz ya, çok konfor rahatız. Maalesef kimse rahat değil. İğneden ipliğe her şeye yüksek oranda zam yapıldığı yapılıyor. Gerçek enflasyon %30'u geçmiş bulunuyor. Hayat pahalılığı şimşek hızında artarken ücretler aynı hızda değer kaybetti ve işçilerin alım gücü azaldı. Üreten, alın teri döken milyonların yaşam koşulları daha da kötüleşmiş oldu. Şu ana kadar on binlerce işçi sessiz sedasız işten atıldı. Birçok iş yerinde işçilerin ücreti düzenli ödenmiyor. 2,5 aydan beri paralardan haber yok. Herkesin borcu, derdi has safhalara geldi. Yüzlerce iş yeri işçileri ücretsiz izne çıkartıyor. Krizin faturasını ödememenin tek yolu, işçi sınıfının örgütlü olması, bir sınıf olarak hareket etmesi, kendisine dayatılana hayır demesidir. O halde birlik ve dayanışmamızı, sınıf kardeşliğimizi güçlendirelim. Krizin faturasını patronlar sınıfı ödesin. İşten çıkarmalar yasaklansın. Yapılan zamlar geri çekilsin. İşçilerin eriyen ücretleri derhal gerçek enflasyon oranında telafi edilsin. Ücretsiz izinlere hayır.